Niğde Ankara otoyolu CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'e gelen icra takibiyle Ankara'yı ısıttı. CHP'li vekilin kaçak geçtiği iddiasıyla hakkında icra takibi başlatıldı. Ömer Fethi Gürer kaçak geçişi bakiyesinde para olmadığı iddialarını yalanladı. Karayolları Genel Müdürlüğü önce 18 Mart'ta geçiş yaptınız dedi, sonra da görüntüler paylaşıldı. Ancak Fethi Gürer icraya uzanana kadar neden bildirilmedi bu durum diyerek karşı belgelerle itirazlarının arkasında. Gidip PTT'den hızlı geçiş sistemiyle ilgili aldığım evrağa baktığımda o tarihlerde bir geçiş de görülmüyor. Karayolları ve ilgili şirket geçiş yaptığımızı belirtiyor. CHP milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer Ankara-Niğde otoyolunu 18 Mart 2021 tarihinde kullanmış olup geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle tahsil edilememiştir. OGS ve HGS ödemesi olmadan bariyerler açılmıyor. Bu durumda bizim oradan geçişimizde para ödemeden nasıl geçtiğimizin açıklaması yok. İktidarla muhalefetin en sert tartışma konusu geçiş garantili köprü ve otoyollar, bu kez 597 liralık bir icra tebligatıyla CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'le Karayolları Genel Müdürlüğü'nü karşı karşıya getirdi. Toplam 597 lira alacak diyerek tarafıma icra geldi. Yaşamımda ilk defa. CHP'li vekil ilk kez icra kağıdı aldım, şok oldum dedi. Üstelik aracımda HGS oldu, yeterli bakiyen bulunduğu ve ödeme için bildirimde olmadığı halde nasıl icra gelir diyerek Karayolları cevap verdi. İhlalli geçiş yaptınız, belgesi de size verildi açıklamasıyla. Kendisine ihlalli geçiş belgesi fişi verilerek gerekli bilgilendirme yapılmış olup iki defa E-Devlet üzerinden mail ile de bilgilendirme yapılmıştır. Danışmanıma da sordum, bize böyle bir fiş verilmemiş. Ayrıca ben karayollarının ilgili biriminle yaptığım görüşmede bu fişin verilmesi sırasında çekilmiş kamera kaydını bana gönderin dedim. Öyle bir kaydı veremeyeceklerini ifade ettiler. Vekilin itirazları ve 18 Mart'ta geçişim yok, bu da PTT'den aldığım döküm diye karşı çıkmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı kaynakları direksiyonda Gürer'in şoförünün olduğu, kendisinin yanında oturduğu geçişin görüntülerini paylaştı. 14 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor, yoksa 4 katına çıkar, bilginiz olsun. Hızlı geçiş sisteminde para olmadığı zaman telefonumuza mesaj geliyordu. Benim telefonuma böyle bir mesaj da gelmedi. Ortada bir yanlışlık var. Karayolları kendi adına bunu biz bildirdik noktasında işi götürüyor. CHP'li vekil aracım İçişleri Bakanlığı'na tanımlı olmasına rağmen bir ihlal cezası nasıl icraya kadar uzanıyor? Bu otoyolla ilgili çok açıklama yaptığım için kasıt var. İşin takipçisi olacağım dedi. Geçiş garantili otoyollardan olan Niğde Ankara otoyolu bu kez de ihlalli geçiş ve o geçişlere gelen icralarla gündemde.